Şimdi şu. Bak. İster istemez kafaya takıyor demek yanlış, biliyor musun? O zaman ister istemez takıyorsun. İste veya isteme. Sen o zaman beyne bu komutu ver. Hayır. Öyle bir şey olsaydı, ister istemez olsaydı cebir olurdu. Yani zorlama olurdu, mesul olmazdın. Bak. Beynin o kaseti biliyorsun, o teybi. Evet. Mesela teyp kaseti koyuyor. Eski de öyleydi. Büyük büyük piller. Teybe koyardık. En az 6 tane. He, 6 tane koyardık. Kaseti ileri yap sarıyorsun. Geri sarıyorsun. Normal kaset teyp çalsa 3 saat sürüyormuş o pillerle. İleri geri yaptığın zaman 3 katı harcadığı için 1 saat gidiyormuş. Pil. İşte bu misal. Beyin şimdiki zamana sabrı, tahammülü, gücü yetiyormuş. Beyin geçmişe gidiyor. Keşkeler bataklığına. Ne tarafa gideceğiz, sağ mı sol? Direkt. Bak, geçmiş keşkelerdir Kasım. Keşke. Keşke nedir? Bataklıktır. Ondan da kurtulmayı da sana söyleyeceğim şimdi. Gelecek nedir? Uydurukçası ile kaygı, bizim tabirle endişe. Bak, endişe. Peki geçmişte niye keşke yapıyoruz biliyor musun? Misal, ben birisiyle bir iş yaptım. Evlilik yaptım. Ticaret yaptım. Bir karar verdim. O zamanın şartları Türkiye'nin, Almanya'nın, benim psikolojim, karşıdaki psikoloji, kültürüm, eğitimim, örf, anneannem bunu iktiza ediyordu o zaman. Sola mı sağa mı? Sol. Sola vurayım. Şuradan değil mi? Hı, sol. Bak şimdi. O zamanın kültürü, bilgim, örf, anneannem, ona evet veya hayır demem gerekiyordu. Hata nerede biliyor musun? O zamanki kültürüm, eğitimim, örfüm, anneannem, yani gelenek, anne baba, aile yapısı ve o şartlar, sağ mı buradan? Lambadan. He, lambadan. O zamanlarda bu evet ve hayır denmesi lazım. Doğru muydu? Evet, doğruydu. Niye şimdi yanlış? Şartlar değişmiş. Evet. Peki o zamanki doğru ve yanlışı şimdi sorgulamak neye benziyor? O mahkemeyi alıyorsun, şahitlerini vesaire. Şimdi yeni de mahkeme kuruyorsun. Yani konjonktör dedikleri, yani şartlar, ortam aynı değil ki yeniden sen kafanda mahkemeyi kuruyorsun. O geçmişte yanlış yaptığım zannettiğin şey hayır doğrudur. Onun delilim nedir? Doğru olan bir şeyi yanlış kabul ettiği için beyin yoruluyor. Git daha. Yeşil yol veriyor. Öyle mi? Yaya. O yaya telefon bakarak gidiyor, vermeyeceksin. Yeşil Almanya'da en büyük suç bu. Almanya'da. Çok diyor. Bak bizde ikisi de yanıyor bak şimdi. Canım kurban o yaya ama. Geçerken cep telefonuna gördün mü onu? Gördüm. Gördün değil mi? Hem de kadına. Bak hem arabaya yeşilleniyor, hem yayaya yeşilleniyor. Kadın telefonla oynayarak geçiyor değil mi? Bir yerde misal versen. Beyin niçin geçmişte yoruluyor? Mesela geçmişe, her geçmişe gittiğinde yorulmaz ki sola değil mi? Evet. He. Niçin yoruluyor? Her geçmişe, mesela seninle geçmişimiz var, 20 sene var. 2004'te geldim ben Almanya'ya. Yani. 2015 sene oldu. Pişman mıyız? Estağfurullah. Değiliz. Hamdolsun. Ben de değilim sen. Peki beyin yoruluyor mu şimdi seninle mazi geçmişim? Yok. Yorulmuyor. Güzel oluyor. Ha, geçmişe geçmek, geçmişin olumsuzluklarına geçmek anlamında beyni yoruyor. Ha. Yoksa her geçmiş yormaz. Hatta geçmiş kuvvet verir. İyi ki tabii, iyi ki seninle tanışmışız diyoruz. Değil mi? Evet. Ama hata şu. Geçmişte ben bunu nasıl yaptım? Demek hatadır. Niçin? O zaman doğrular onlardı. O zaman doğru oydu. Çünkü niye? Peki şimdi doğru zannettiğim, doğru diyoruz ya bir şeye. Bir sene sonra değiştirmeyeceğimizi kim söylüyor? Allah o alem tabii. Değil mi? Sağ ol. Ahem.
şartlar değişince bugün doğruların var ya doğru. Evet. 10 sene sonra diyeceksin ki keşke. Keşke yapmasaydım. Olur mu ya? Dün de öyleydi. 10 sene önce öyle diyorduk. Kesin doğrularımızdı. Şimdi niye yanlış oldu? İnsan terakki edendir. İnsan bu dünyaya taallümle, tekemmül etmeye gelmiş. Yani ilim yaparak terakki etmeye gelmiş. Donuk yoktur. Hayatın her safhasında aynı karar veremezsin. O hayvanlara ait. Sen hiç kararını değiştiren sığır gördün mü? Vallahi dün ottu ama kuru ot, bugün yaş otu istiyor. Doğdu öldü, kedi aynı değil mi? Terakkisi var mı? Doğdu, yüzmeye başladı ördek yavrusu, ölünce de aynı. Sen yüzmen için en az 5 sene gerekiyor. 2 sene daha ayağa kalkacaksın, 5 senede yürümeye falan başlayacaksın. Kursa mursa gideceksin veya yüzeceksin. Yüzmen için bir emek gerekiyor değil mi? Köprüye doğru, kavacığa doğru gideceğiz. Ha. Sağ mı? Ben sağım. Tamam. Peki, ördek bunu yüzmeyi öğreniyor mu? Şuradan sağ değil evet, mi? Evet. Ördek öğreniyor mu? Öğrenmiyor. Çünkü o öğrenmeye gelmemiş. Evet, kaz. Yani. Bak onun adı nedir Risale'de? Hayvan öğrenmeye gelmemiş. İnsan öğrenmeye gelmiş. Peki öğrenince kararları değişir mi? Değişir tabii. O zaman bizi kemiren geçmişin keşkeleridir. Sakın geçmiş bataklığına girme. Geçmişin bataklığına girdiğin zaman neye benziyor biliyor musun o kardeşim? Bakarsın toprak. Tamam mı? Toprak bayağı. Bir basarsın ki seni dizine kadar çeker. Dizine kadar çeker. Biraz çırpınırsan seni dibe götürür. Bataklığın özelliği o. Ben... İyidir miydi onu? Sağ değil mi? Evet. Benim dershanenin kartalı vardı. Rize'de derse gidiyordum. Çok afat olmuş. Dedim ki o ana cadde kapalı kalsın. Dedim köyler arası bağlantıdan gideyim. Merhabeyle çukurdu. Sel gelmiş, toprağı doldurmuş. Bayağı şey... Yol, güzel bir yol. Bir gittim ki kalsın. Araba lastiğe kadar oturdum. Batak. Hafif bir patanaj yapayım, çıkayım dedim. Bitti. Bitti, bitti. Bataklık. Bu sefer neyi? Kapıyı da açamadım inerken. Kapıyı da açamadım. Kapının inen belirli yerine kadar batağa battım araba. Camdan çıktım. Tam çıkıyordum. Köylüler denk geldi. Başka köylüler. Ondan sonra tanıdılar. Gittiler, çağırdılar. Neyse çıkarttılar. Yani çıkarttılar bak. Şimdi sen seni işte insanı yoran geçmişteki güzellikler değil. Gelecekteki güzel şeyler değil. Cennet mesela. Allah'ın rahmeti var gelecekte diyoruz. Soldan mı? Evet. Tamam. Yok. Fakat korkma rahat. Biz alışmış. Biz alışmışız ya. Tamircilikten de geldim ya. Kemeri taktın mı? Takıldı. Nemli bir yerde yaptım. Bayağı bir nemli yerde, bayağı bir şey yapmışsın. Evet, nemli. Evet. Yani çünkü dün Necmi abiyle beraberdik. Çok geç bitti dersten sonra. 1.30'da ayrıldım oradan. He. Eve geldim 2-2.30 bulmuştum yani dershaneye. Dershane değil, bir kardeşin evinde yattım. Akrabamın. Fakat böyle. Teyip kastedini anladın mı abi? Anladım. Dün akşam misal verdim onu. Hatta sen çok iyi bilirsin o tipleri. 6 tanemine pil koyardın. Evet. Kocaman kocaman. Evet. İleri geri yaptığım zaman bir bakıyorsun 3 saat çalacak kaset 1 saatte ancak zor çalıyor. Beyin de böyle abim. Ettir de ya beyin. Tabii canım herhalde. Nöronlar bu enerji paketleridir ya. Neye benziyor? Bugün sana 500 tane balon verdiler. Kasım 500 tane.
şişmiş. Her düşüncede bir balon patlayacak. 400 tane farklı düşünce patlattı işte. Kaldı 100 tane işte. Nör enerji paketleri öyle bitiyor be kardeşim. Ömrün paketi benziyor. Bitti ya. Hayat bitti be kardeşim. Daha ne seni bekliyorsun? Allah Resulü 1400 sene önce demiş. Ne demiş biliyor musun? Ey ashabım, dünyanın tadı kalmadı. Ulan şimdi tuzu bile yok ya. Bir üzüm tanesi yediriyor, 10 tane tokat vuruyor. Maalesef. Yani iki defa güldürüyor. Ya bir dost olmak için en az 10 sene lazım ya. Bir insanla. Niye? Onunla zaman geçiriyorsun, yemek yiyorsun, seyahat ediyorsun, ticaret yapıyorsun. Bir sürü şeyler bu. Aynen. Ama bozulması için bir söz yetiyor. Bir davranış yetiyor. Bir söz, bir davranış yetiyor. Bitiyor ya. İnsanoğlu. Niye peki? Bitmesi mi lazım? Hayır. İnsan muvazeni amal yapamıyor. Ne demek? Allah Celle Celaluhu haşir meydanında iyiliğin var bir tane. Koy cennete. Yapmadığı gibi. Bir kötülüğün var. Koy cehenneme. Yapmıyor. İyiliğini, kötülüğünü topluyor. Hangisi galip söyle muamele ediyor. Adaletli. Bize böyle muamele etmemizi de öğretiyor. Kardeşim biz beşeriz be. Bir sürü kusurumuz var. Herhalde. O zaman hani bir büyük zatın bir sözü var ya. Kendi kusurunu torbaya, gayrin kusurunu diyor duvara asar. Anladın mı? Teşhir eder, sergiler. Başkasının kusurunu duvara asar. Kendi kusurunu torbanın içine koyar. Kapatır. Kapatır. İnsan olmadır ya. İnsandır ya. Köpeğe tenezzül eder ya. Böyle alçak bir nefis var etmez. Yeter ki şartlarında bulunma. Çok zor. Herkes bir şey için koşuyor, görüyor musun şu evet. Arabada, trafikte. Her şey bir şey, herkes bir yere gitmek istiyor. Bir amaç. Amaç. Ben de işte dershaneye bir arsa bulayım diye gidiyorum. İnşallah dershaneye bir merkez yapalım şu Beykoz'a. Ben onun için gidiyorum ama bunlar da başka için. Bir tanesi şu karşıdaki belki de annesi felç hastanede ona hizmetine gidiyor. Belki de bir tanesi gidiyor.